şimdi 2 gün önce geldik İngiltere'ye. Gelirken neler yaşadık bence, evet, onu biraz anlatalım. Çünkü çok merak ettik. Ben hiç videolarda rastlamadım böyle. Gelirken hangi aşamalardan geçiyorsun? Uçağa biniş, iniş vesaire. Biraz bunları anlatalım. Evet. Öncelikle Pegasus Airlines'ı tercih ettik. Sağ olsunlar, Trabzon uçağından bir farkı yoktu. Koltukların arkasında ekran bile yoktu. Öyle otobüs gibi bindik geldik diyeyim. Herhangi bir problem olmadı ama güzel bir şekilde indik. Biz Londra Stansted Havaalanı'na, evet, indik. İnerken şöyle bir şey oldu. Yere yaklaştıkça bakıyorsun böyle her yer böyle şey gibi, çiftlik gibi ama çok düzenli. Böyle her yer çevrilmiş, bahçeler var böyle, hepsi yemyeşil. Bahçeler böyle parça parça. Bir an diyorum köye mi geldik biz, nereye geldik falan, böyle bir değişik geldi bana. Ama güzeldi. İndikten sonra da şöyle bir kısım yaşadık. Ben kendi kısmımı anlatayım, sen de kendi kısmını anlatırsın Esra. Ben geldim, sıraya girdik. Esra geçti bir tane memura, ben geçtim diğer memura. Aslında ikimizin de bir memura gitmesi gerekiyordu. Evet, aile kadarıyla olarak gelenler birlikte gitmesi gerekiyormuş ama bizi bu konuda kimse uyarmadı. Biz ayrı ayrı, hani normal prosedür olarak ayrı ayrı pasaport kontrolüne girdik. O şekilde yapmayın ailecek geliyorsanız. Evet, hep birlikte tek bir memura gidin. Evet, ben şimdi geçtim memura. Memur böyle biraz hani çok hızlı konuşuyorlar. Zaten o kulak yok bizde, henüz aksanlarını falan tam bilmiyoruz. Ve hızlı konuştukları için bildiğin kelimeyi de anlamıyorsun zaten. Adam geldi, ne kadar kalacaksın dedi. Anlamadım. Birkaç kere sorunca anladım. İşte 1 yıl kalacağım falan dedim. Sonra bir patronu geçti böyle, boss falan dedi. Böyle bir hazır ola geçti falan böyle. Ondan sonra şey dedi. Ne kadar duracaksın dedi. Ha, ilk defa mı geliyorsun dedi. Evet dedim. İşte hoş geldin falan dedi. Ben geçtim. Sonra baktım Esra hala bekliyor. Ben bir türlü geçemedim. Çünkü adam, yani görevli memuru, kendi vizemin Ankara anlaşması olduğundan bahsettim. Hani vize türümü anlayamadı. Bana sordu işte ne kadar kalacaksın. İlk başta 1 yıl söyledim. Çünkü ilk başta bize 1 yıllık oturum veriyorlar. Ama benim oturum kartımın olmadığını söyledi. Ya ve giriş tarihim, çıkış tarihimin çok kısa bir zaman kaldığından bahsetti. Ben ona anlatmaya çalıştım. Hani gidip oturum kartımı oradan alacağım. 1 yıl kalacağım. Daha sonra uzatma ihtimalimin olduğunu. Yani biraz karmaşa yaşadık. En sonunda bu vizemizin sonucunu bu aldığımız başvuru merkezinde pasaportunuzla birlikte size bir kağıt veriyorlar. Bu BRF kartını almak için. En son onu gösterdim ona. Onu inceledi. O şekilde anladı ve onayladı ama beni bayağı bir zorladı yani. Çok sorular sordu bana. Hani o yüzden ailecek tek bir memura gidin. O şekilde daha anlaşılabilir oluyor. Hem memur açısından da bu vize türü. Evet. Kontrolden geçtik. Evet, kontrolden geçtik, böyle bir rahatladık. Valizlerimizi aldık, çok az bekledik. Hemen telefonu elimize aldık, işte Wi-Fi falan var ücretsiz demişti arkadaş. Ücretsiz internet var havaalanında, oradan hani hemen ulaşabilirsiniz iletişim kuracağınız insanlara. Ondan sonra hemen işte şey yaptık, işte National Express ile otobüse binip Coventry'ye gidecektik. Yani Coventry'ye gidecek olanlara söyleyeyim, biraz fazla uzun geldi bize, 4 saat falan sürdü. Tamam güzel, eyvallah. Çevreyi seviyoruz ama biraz fazla uzundu gerçekten. Şey yaptık biz, biletimizi aldık. Ondan sonra otobüs durağına geçtik. Orada baktık, bu arada şansımıza hava çok güzeldi. Bayağı bir şeydi ama yine serindi. Hatta şöyle bir şey oldu, durakta bekliyoruz. Biz Türkçe konuşuyoruz aramızda. Bir baktık, bir adam başka bir çocukla Türkçe konuşuyor. Baktık, adam Türkmüş falan. Merhaba falan dedim adama. Adam dedi ki az önce hani bu hava soğukmuş dediniz ya, buranın en iyi havası budur falan dedi. Ben dönüyorken dedi şeydi, fırtına vardı falan dedi. Yani böyle çok güzel bir güneş var ama çok soğuk şimdiki gibi. Hani yani tam bir kış güneşi aslında şu anki hava. Biz otobüsü şu nedenle tercih ettik. Hani çok fazla valizimiz vardı. İndi bindi, hani çok aktarma yapmamız gerekiyordu trenle gitmek için. O yüzden otobüsle hani tek seferde country'ye ulaşabiliyorsun ama çok fazla uzun sürdü. O nedenle Birmingham'a uçmak daha mantıklı. Hani otobüse tekrar para verip o şekilde gelmek ve o kadar uzun yol çekmek mantıksız. Gelenler direkt Birmingham'a biraz daha fazla para verip daha rahat bir şekilde uçup hani Coventry'ye kadar neler yaptık onları anlatalım şu 2 günde. Evet, ilk olarak şey, en çok ihtiyacımız olan telefon hattıydı. Telefon hattı da şöyle, yani birçok yöntemi falan var, farklı GSM operatörleri falan da var. Biz Vodafone'u tercih ettik. Vodafone'a gittik, işte anlatıyoruz derdimizi falan. Tam ödeme yapacağız. Biz diyor cash
para kabul etmiyoruz diyorlar. Kredi kartıyla sadece diyor. İşte yok Google Pay, Apple Pay falan bunları gösteriyor. Evet. Ondan dolayı ilk gün alamadık. İkinci gün daha önceden Monzo Kart'a başvurmuştuk. Adrese falan gelmişti. Feruk Bey adres vermişti bize. Oradan o şey bir şekilde temin ettik oradaki kartı. Karta nakit para yatırdık. Bu arada karta da parayı böyle bakkal, bildiğiniz bakkala gittik. O ödeme noktaları var. Ödeme noktalarına gittik. Ödeme noktalarından yatırdık. Söyledik işte böyle böyle yatıracağız. Yatırdık parayı. Monzo şöyle yapıyor. Bir pound kesiyor. Artık komisyon mu ya da marketin komisyonu mu ne tam bilemiyorum. Bir pound kesti. Ondan sonra gittik şeye. Çok rahat bir şekilde Vodafone'dan kartımızı aldık. Ne yaptık? 20 pound'a 30 20 pound'a 30 GB internet aldık. 1000 dakika ve sınırsız SMS. Sınırsız SMS. Evet. Çok zor şartlarda yapıyoruz. Evet, bayağı bir rüzgar esiyor. Çok soğuk. Kusura bakmayın, böyle şapka takıyoruz ama gerçekten çok soğuk. Sonra ne yaptık? Farklı olarak markete falan gittik. İşte Tesco'ya gittik. Tesco Türkiye'nin bir mi diyebiliriz sanırım. Burada birçok yerde var. Ha, bir de fiyatlar şey var. Poundland. Poundland'e gittik. Orada da işte 1 pound, 2 pound şeklinde. Şöyle farklı bir şey yaşadık. Onu anlatayım size. Şimdi evdeki prizler 3 tane deliği olan prizler. İkisi normal bizim bildiğimiz elektrik. Bir de üstünde topraklama var. Yani normal prizler bir şekilde kullanılabiliyor. Ama yine daha güvenli olsun diye bir şey yapıyoruz. Yani gidip alalım dedik. İlk gün gittik. Söylüyoruz test şeye, Poundland'daki bir kadına. Anlamadı. Evet. Farklı bir yere gösterdi bizi. Sonra bir daha gittik ertesi gün. Başka bir adama anlattık. Adam da şey yapıyor. Hani anlamadı tam olarak. Arkadaşa sormuştum. Bunun adı nedir? Converter demişti bana. Converter derse anlar demişti. Gittim. Converter diyorum. Adam böyle bakıyor falan. Adam sonra böyle dedi. Converter dedi böyle. Evet converter falan dedim ben de. Yine anlamadı. Yine başka alakasız bir şey gösterdi. En sonunda dedim bakın dedim. Hani bunları İngilizce dilim döndüğünce anlatıyorum. Bizim ülkemizde diyorum iki tane diyorum şu şeyden var, çubuktan var. Burada üç tane var. Hani bunu buna uyum sağlanması lazım falan böyle anlattı. En sonunda adam anladı. Gitti kutudan çıkarttı verdi. Hani şöyle küçük küçük yavaş yavaş böyle anlaşabiliyoruz gibi geliyor bana. Tabii kulak da çok önemli. Yani şey kötü, yani tam bilmediğimiz kelimeleri lafım yok ama bildiğimiz kelimeyi bile anlayamıyoruz. Yine mesela şöyle bir şey oldu. Kadın şey, fiş ister misiniz diyor. Receive falan diyor ama yani çok hızlı konuşuyor. Anlamadım. 2-3 kere söyleyince işte Esra anladı mesela bunu. Ondan sonra Şey çok güzel. Hani böyle anlamadığın zaman hiç çok kibar bir şekilde tekrar tekrar anlatıyorlar, evet. Söylüyorlar, o kelimeyi tekrar ediyorlar. Hani o anlamda hiç çekinmeyin, tekrar anlamadığını söyleyip ne demek istediğini sorun. Hani gerçekten o konuda çok yardımcılar. Biz havaalanında da bu şekilde hani bilemediğimiz birçok şeyi etraftaki insanlara tekrar tekrar sorduk. Herkes çok yardımcı. Bir de şey mesela hani zaten gidenler bu şekilde bahsediyordu hep, işte insanları çok nazik, çok şey iyi davranıyor falan, güler yüzlü diyorlardı. Yani dün de rastladık mesela, yolda geçiyorduk, durakta oturan yaşlı bir kadın good morning dedi mesela. Herkes birbirine selam veriyor. Yani bir değişik geliyor insana. Gerçekten bu anlamda iyiler. Tabii sanırım yerleri veriyor. Diğer göçmen tarzında olanlar böyle pek bakmadan geçiyor ama nazikler yani. Mesela ben havaalanında bir tane kadına çarptım. Ben çarptım. Kadın sorry dedi hemen. Hani o benden özür diledi. Ben de hemen sonradan özür diledim ama şey güzel yani. Azıcık böyle bir şey oldu. Hemen sorry falan diyorlar böyle. Ben biraz bu koronavirüs olayından çekiniyordum. Çünkü İngiltere'de de ölümlü vakalar var. Buraya geldiğimizde şeyi fark ettik. Maske takan çok insan var ama takanlar hani Çinli ya da Koreli, hani çekik gözlü diye tabir ettiğimiz, evet. Tam olarak hani milliyetlerini bilmediğimiz için sadece onlar takıyor. Hani diğer insanlar takmıyor. Kalamışlı'da de bir vaka olmuş sanırım, ölümlü. O da biraz bizi endişelendirdi ama inşallah bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi bugüne kadar bu iki güne bu kadar dün şey sığdırdık. Dün bir emlakçıyla görüştük. Evet, emlakçıyla görüştük. Yani burada herkesin bize söylediği ilk yapmanız gereken ev işini halletmek, yani ev tutmanız. Çünkü ev adresiniz olmadan birçok şeyi yapamıyorsunuz. Önceliğiniz ev olsun diyor herkes. Biz de dün bir emlakçıyla görüştük. Bilgilerimizi bıraktık çünkü bize uygun ev şu anda ellerinde yokmuş. Yarın da bir ev görmeye gideceğiz. Biz İstanbul'dayken bir mailleşmiştik emlakçıyla.
siz de bu kiralık ev arama sitelerinden size uygun evleri bulup mail atarak randevu talep edebilirsiniz. İşte Rightmove var, Zoopla var, Gumtree var. Bu gibi, evet, sitelerden size ve ailenize uygun ev seçeneklerini araştırıp acentayla, işte, emlakçıyla randevulaşıp buraya geldiğinizde vakit kaybetmeden ev görmeye gidebilirsiniz. Biz şimdi bundan sonra ilk etapta işte pazartesi falan şey yaparız. BRP kartlarımızı almaya gideriz. Evet. Ondan sonra yine bir emlakçıyla randevumuz var. Bir ona gideceğiz. Adım adım zaten sizlerle de aşamaları paylaşacağız. Şu an yani çok yeniyiz. Zaten ilk 2-3 ay alışma safhasında oluyormuşuz. Daha önceden gelenlerin yorumlarını alacak olursak. Şimdilik bu kadar. Yayınlarımız devam edecek. Gelişmeleri yine tekrar tekrar çekip sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza bol bol yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.